şeyler yapıyoruz. Buraya bakalım. Erenler Dergahı'na hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar, Kafkaslar ve bütün dünyanın kalbi gerçekten Maltepe'de atıyor. Dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir ülkenin gelişmesi, örfünü, töresini, geleneklerini ve dünyanın her noktasındaki soydaşlarına, kardeşlerine sahip çıkmakla eşdeğerdir. Bugün Maltepe'de büyük bir enerji var. Büyük bir enerji var. Bugün Maltepe'de bayrağımız var, toprağımız var. Belki ülkelerimiz çok uzak ama gönüllerimiz beraber. Bugün bütün Türkiye Cumhuriyetler, Kafkaslar, Balkanlar ve bütün dünyanın kalbi Maltepe'de atıyor. Bugün burada Türk olmanın onurunu, gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 56 İslam ülkesi. Doğru, onların çoğu Türk değil ama aynı inancı savunduğumuz için onlar Türkiye ile onur ve gurur duyuyorlar. Türkiye'miz bugün burada ev sahipliği yaparak büyük bir mutluluğa imza atıyor. Özellikle Uygur Türkleri asla ve asla yalnız değildir. Uygur Türklerine sahip çıkmamız lazım. Uygur Türklerine yapılan o zulmü her noktada ve her noktada kınamamız lazım. Avrupa Birliği kendi yakınlarına, kendi inançlarından birisine bir şey olduğu zaman kıyameti koparıyorlar. Ama Uygur Türklerine yapılan zalim karşısında Avrupa Birliği neden susuyor? Bunu gerçekten çok iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Birleşmiş Milletler insan hakları neden susuyorlar? Hristiyan kökenli olunca dünyayı yıkıyorsunuz ama Müslüman kökenli olunca maşallah elinizi bile kıpırdatmıyorsunuz. Anayasanın ilk 4 maddesi Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla değiştirilemez. Türkiye Değişim Partisi olarak anayasamızdaki Türklük kelimesinden biz onur ve gurur duyarız. Türk olmanın şerefini yaşarız. Anayasamızda yazılan ilk 4 madde ve anayasamızdaki Türklük kelimesi atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı gururdur. Bu Türklük kelimesini ömür boyu baş tacı yapacağız. Anayasanın ilk 4 maddesi asla ve asla Türkiye Değişim Partisi olarak değiştirilemez. Bunu kabul etmeyiz.